Meren diye evet. geçiyor. Ve 180 keser değil mi Ali? Hayır daha fazla. Daha fazla. Yani 300. O anda ilk çıkan 180 sonuç ama çıkıyor. Sonra açtıkça gidiyorsun 300'e kadar çıkıyor. Şimdi Bülent Hanım'ı yanlış yönlendiriyorlar. Yanlış yönlendirenlerden biri de yanında dün sevgili Onur Akay. Onur Akay şimdi arkadaşları attım ekrana getirebilirler. Hani bilmem kimle konuştum kitap için Zeki Müren'in hiç bestesi yoktu dedi bana diyor. Peki sevgili Onur Akay şu paylaşım sana ait değil mi notalarla birlikte? 1990 Zeki Müren'le yaptığım ilk bestem. 30 yıldır yazdığım şiirlerimi, bestelerimi, fotoğraf anılarımı, röportajlarımı topladığım Görmeden Sevmek adlı kitabımda. Evet şu an Onur şöyle bir şey yazdı. Şu an ekranda. Hiç kusura bakma Onur. Ben özüm sözüm bir seninle nasıl konuşuyorsam ekranda da öyle konuşuyorum. Telefonda başka ekranda başka konuşmam. Gelelim. Gelelim. Dün yayında sürekli Bülent Ersoy'a pas kaldıran Göksel'in Çakmağı. Göksel'in Çakmak. Bu YouTube'daki programı izledikten sonra izlediğiniz takdirde Bülent Ersoy'un ölümün üzerinde neredeyse 30 yıl geçmiş olmasına rağmen Zeki Müren'in nasıl çekemediğini kıskandığını anlayacaksınız. Anlattıkların büyük bir kısmı gerçek dışı. Saptırılmış olaylar. Tahmin ediyorum artık demans başlamış. Çok üzüldüm. Gerçekleri bilen tek kişi olarak teessüflerimi iletiyorum. Facebook'ta bir paylaşımı daha var. Siz de okuduğunuz zaman çok şeyin saptırıldığını, gerçek dışı olduğunu anlayacaksınız Bülent Hanım. Bir ölünün arkasından neredeyse 30 yıl sonra böyle bir konuşma cesaretini nereden buluyor ki? Anlatılanların şeylerin çoğu kulaktan dolma bilgiler. O yüzden Bülent Ersoy'u kınıyorum. Göksel'in Bey dün yayını izledim. Bülent Ersoy altyazıda vardı. Diyor ki Zeki Müren çalışanlarını falakadan geçiriyordu. Buna kanıt olarak ne anlattı biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Bülent Ersoy'un evi soyulmuş. Hırsızlar o zaman bu Amerikan polisiye dizileri daha yok ortalıkta. Hırsızlar bunun takılarını bölmüşler suyun içine atmışlar sonra buz kalıbına suya koymuşlar sonra buz kalıbında buzdolabında saklamışlar. Allah Allah. Sonuçta Bülent Ersoy şeye gitmiş İstanbul Emniyetine. İstanbul Emniyet Müdürü o zaman Şükrü Balcı. Şükrü Balcı nasıl bir emniyet müdürü? Benim hayatımda iz bırakan bir tanımdır. Hatta o laf bana çok yakın geliyor. Dündar Kılıç, Türkiye'nin en ünlü kabadayısı. Evet. Şükrü, emniyet müdürü için şöyle bir tanım kullanmıştı. Evet. Gülerken ısırır. Hı. O emniyet müdürünün yanına gidiyor Bülent Ersoy. Bir birim amiri de varmış yanında. Bülent Ersoy'a diyorlar, Bülent Ersoy şikayet ediyor, soyuldum falan diye. Buna diyorlar ki sen emniyete bir otomobil al biz de hırsızları kovalayalım bulalım. O da diyor ki kırmızı bir otomobil hediye ettim emniyete sonra hırsızları buldular dediğim şekilde çalmışlar. Tabi o zaman emniyetin imkanları sınırlı böyle bağışlarla ayakta kalıyor otomobil filosunu yeniliyor. O işin bir tarafı. Şimdi gelelim yani duy da inanmayayım. Ben hiç gitmedim ama polis muhabirlerinin anılarından, kitaplardan anladığım o Eminönü'de, Sirkeci'de Sansarhan'daydı emniyet müdürlüğü. Evet. Sansarhan'ın eksi bir ya da eksi ikinci katı Bodrum'unda sorgu odası odaları vardı. İnsanlar oralarda falakaya yatırılıyordu. Diyor ki Bülent Ersoy, Şükrü Bey'in odasından çıkarken sesler geliyordu. Şükrü Bey bu nedir dedim. Dedi ki bunlar bir şeyin Zeki Müren'in evini çalan yani kasasını boşaltan çalışanları aşağıda sorguya çekiyoruz onları. Bu Zeki Müren çalışanları falakaya çekiyordu mevzusu bu.
Şimdi siz buradan Zeki Müren falakaya mı çekiyordu? Yoksa kasasını boşaltan, yani evinin kasasını dahi boşaltan, kasa önden duruyor, arkadan delmişler duvarı, kasayı arkadan boşaltmışlar. Yani içeriden, fareler içeride. Sonuçta, özetle, iki dakika daha bir şey söyleyeceğim Bülent Ersoy'un gibi. Bu arada Onur Akay mesaj atıyor. Hiç boş ver mesajını. Hayır, gene şunu söyleyelim. Diyor ki biz o şarkıları para karşılığında Şükrü Tunar'dan parayla aldı diyor. Ya Allah aşkına tescillendi. Zeki Müren adına tescillendi. Mesam'da tescillendi. Şükrü Tunar'dan parayla aldığına dair oğlu belgeyi ortaya koysun. Bu eserlerin hepsi babamımdır desin. Adını alsın. Bırakırlar mı bunca sene parayla olmuş? Yok efendim, Bilim Teknik Kurulu ne inceledi Bilim Teknik Kurulu? Al okuyorum burada. Gir bak. Ya Allah aşkına. Yani insanın nevri dönüyor ya. Hala savunmada, hala iftirada. Ya senin kaynağın iddia ediyor. İddia. Ben gerçek belgeyi ortaya koyuyorum. Bunun üzerinden telif ödemesi yapıyor mesela. Bunun üzerinden vakıf Zeki Müren'in mirasını bıraktığı iki vakıfa buradan geliyor telifler. Buradan, bunlardan. Niye Şükrü Bey'e gitmiyor? Evet. Ya bir de işin şey tarafı tansiyon var. Yüksek. Hiç bestesi yoktu diyorsun. İlk bestemi Zeki Müren'le yaptım diye kendi paylaşımım var. Yani benim nevrimi attırma. Ben dün mahkemeye verdiğim Bülent Ersoy'la bugün kol kola gezenlerden değilim. Dün nasıl mesafedeysem bugün de öyle. Dün dostu değildim, düşmanı da değildim. Ben gazeteciyim, o sanatçı, hepsi böyle. O mesafede dururum. Bülent Ersoy benden nasıl saygıyla bahsediyorsa ben de ondan bahsederim. Ama gerçekleri de söylemekten beni kimse alıkoyamaz. Varlığımın tek sebebi bu, medyada varlığımın. Şimdi gelelim Bülent Ersoy'a. Bülent Ersoy YouTube'daki kanalında ne demişti? Zeki Müren çok kıskançtı, beni kıskanıyordu. Beni kıskançlığından öldüm. Burada stüdyoda ne dedi? İntihar etti. İlaçlarını almadı. Biz bunu söyledik. Bu bizim çevresinden o gün yanında olan Muazzez Ersoy'un şoförü, yıllardır asistanı şey. Ve diğerlerinden... Bir de benim Zeki Müren'le konuştuğumun üzerine çıkardığım bir yorum. Bunu ilk defa da ben dile getirmiyorum. Peki, gel konuşalım da ne dedi? Değil 300, sıfır bestesi var. Bülent Hanım yapmayın ya. Yapmayın Allah aşkına. Var işte, ispatladım. Size, şimdi ben Bülent Ersoy'un büyük sanatçı, Zeki Müren'in büyük sanatçı tartışmasına girmem. İkisi de hak ederek, tırnaklarıyla kazıyarak bir yere gelmiş, ikisi de değerli sanatçı. Ama meziyetleri farklı. Şimdi Zeki Müren'in Bodrum'daki müzesine gidenler görmüştür, resim de yapıyordu. Şimdi Rahmi Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun torunu çıkıp diyebilir ki, ya dedem Mimar Sinan'dan öğrencilere yaptırdığı tabloları ona veriyordu, al senin adına ismini yaz, daha havalı olur daha. Hı. Diyebilir. Bu doğru değildir ama. Adam bu yeteneğe sahipti. Oyuncuydu, tiyatrocuydu, şarkıcıydı, besteciydi. Türkçeyi en iyi konuşan insandı. Ve vesaire vesaire. Ben avukat değilim. Bana ne? Akrabaları var, sevenleri var, vakıfları var. Senin itirazın var. Benim bestesi yoktu ben, şeklindeki iddiaya. Ben 300 civarında, 300'den fazla bestesi var. Bir kısmını ben 300 Mesam'dan aldın zaten. Kanıtlı bir topluyorum. Şekilde bize gönderdin. Mesam'da merak edenler girebilir. Mesam.org.tr. Orada giriyorsun. 3 tane çizgi var. O 3 tane çizgiyi tıklayınca eser sahibini sorguluyorsun, çıkıyor karşına. Ali, bu liste herkese açık zaten. Herkes isteyen açık, kamuya açık. Bakabilir. Bir peki. De efendim Zeki Müren, şimdi tartışma nasıl başladı? Bülent Ersoy dün burada dedi ki bacanaklar bu tartışmaya başlattılar. Bülent Ersoy mu büyük, Zeki Müren mi? Ben de onun üzerine söyledim. Bacanaklar bu tartışmayı 2-2,5 sene önce Flash TV'de yaptıkları programda ya da sonrasında ele aldılar. Yeni bir şey değil. Yani dolayısıyla Bülent Ersoy'un tavsiyem
Zeki Müren'i küçülterek kendi büyüyemez. Zeki Müren'e siz vurdukça Türk halkı kararını verdi. Bak.